Sen hiç vazgeçtin mi? Vazgeçmek bir yenilgi mi yoksa özgürlük mü? Hani şu Firuza'nın hikayesi üstüne bir daha soruyu tazelemekte fayda var. Hiç vazgeçmeyen birisi var yani. Hiç vazgeçmeyen burada. Birisi var evet. Ama evlilikten vazgeçmiş bak. Evet, bazen vazgeçiyorsun bazen vazgeçmiyorsun. Aslında iki tane başat kişiliğin evlenmesi de öyle çok kolay bir şey olmasa şeydir. Gerek. Tabii. Yani ikisi de biri çünkü. Tabii. Onun ağırlığını kaldıramamış olabilir. Neler yaşadı tabii bilemiyoruz. Evet olabilir. Kaytar mı sorudan? Sen hiç vazgeçtin mi? Vazgeçtim tabii. Vazgeçmez olur muyum? Vazgeçtim. Sonradan pişman olup olmamaktır asıl mesele zaten. Oldun vazgeçmek mu? Falan. Olduğum da oldu, olmadığım da oldu. İnsanız. Ama o şeyle doğru orantılı. Çok uzun zaman geçtikten sonra pişman olacak bir şey, yani onun etkisi kayboluyor, evet. Uçuyor. Evet. Daha sıcakken hemen ardından olabiliyorsun pişman. Ama zaman her şeyin ilacı olduğu gibi biraz, o duygunun da ilacı. Biraz yara gibi değil mi? Yani. Tazeyken evet. Üflesen acır. Tabii tabii. Ama her yara eninde sonunda çok doğru, epeyce bir kapanır. Firuza'nın hikayesinde bir direniş var. Eserlerinde soyadını kullanmayarak yazarlık kariyerinde bir mücadele vermiş. Senin de buna paralel bir durumun olmuş. Atilla Özdemiroğlu ile yaptığın albümden bahsediyorum. O albümü atmışsın sen. Evet attım, çöpe attım. Çöpe atmışsın. Atilla Bey'in tepkisi ne olmuştu? O kadar anlayışlı davrandı ki ben ondan öyle bir şey beklemiyordum. ART, hatta Atilla Radyo Televizyon diye kısaltılmış diye şey yaparlardı, latife yaparlardı. ART diye bir şey şirketin başındaydı Atilla. Ve çok önemli bestecilerden ve söz yazarlarından... Eserler alamıştı. Evet, rahmetli Esin Engin düzenlemelerini yapmıştı. Ya içine giremedim. Hepsinin kayıtları var bu arada evde. Yani, makara bantlarda falan var ama çıkmadı. Sen seyircine şey sunmadın. Evet. İçine giremedi mi? Biraz açar mısın? Bu önemli bir şey çünkü. Çünkü seyirci bilmez neden koskoca bir albüm o kadar çalışıldıktan sonra çok zahmetli bir süreç. O albümden vazgeçmek. Eklektik gibi geldi bana. Aslında bütün albümler biraz eklektiktir. Bir bütünlüğü mü yoktu? Bir bütünlüğü yoktu. Ama bir sürü albüm öyledir zaten. Benim de bütün albümlerimin bir bütünlüğü olduğu söylenemez. Çünkü kendi üretmeyen bir insan... Ki bazı şarkı beste sözlerim var. Yani. Beste üretmeyen ağırlıklı olarak bir insan başkalarından yararlanıyor bu anlamda. Başkalarıyla iş ve gönül birliği yapıyor. Böyle olduğu zaman bir bütünlükten tabii ki söz edemiyoruz. 90'lı yıllardaki kendi albümünü kendi yaratmayan sanatçılara baktığımızda bu eklektik olma hali zaten söz konusu ama... Dönem de biraz öyle bir dönem daha ama. Bir nasıl... 90'lar biraz da öyle bir ruh değil mi? Öyle bir ruhtu evet. Yani besteciden yani kendi şarkılarına Ozan'dan çok şarkıcı vardı. Ozanlar daha çok şarkıcılara hizmet ederlerdi. Sonradan kendi şarkısını yazan ve söyleyen arkadaşlarımız daha ön plana çıktı. İyi ki de öyle oldu. Sinemada da öyledir. Kendi yazıp kendi yönetenler. Yani evet. Bu hepsinde başarılı olma ihtimali. Bazılarının sesleri gerçekten yeterli olmuyordu. Bazılarında yani, bestesi yeterli. Şarkıcılara ihtiyaçları vardı. Evet. Onun için şarkıcılık önemli bir iş zaten. Tabii ki ama işte o albümde olmayan bir şey vardı. Tam olarak adını koyamıyorum ama sinir ne cesaret değil mi? Daha o zaman kaç vallahi, sene öncesinden söz ediyoruz. Valla biraz bir karizmatik bir şey açık söyleyeyim. Yani ben buradan bakınca öyle geliyor. Aslında son derece cesur bir şey. Giden emek benim emeğim olmadığı hayır, için karizmatik mi geliyor yani? Öyle mi? Nasıl? Giden emek senin olmayınca daha rahat söylüyorsun. Bu senin olduğu için. Yani ben ama öyle aslında söylüyorum ayıp da. Da bir şey. Onca emek. Ve Atilla hiçbir şey demedi. Beni mahkemeye verebilirdi. Vermedi. Olgunlukla kal. Zaten çok inanılmaz bir karakter değil mi? Çok Atilla yani o kadar yani. Şanslıyım ki ben hayatımda müzikal yolculuğumda olsun, işte oyunculuğumda daha çok müzikal yolculuğumda karşıma o kadar şahane insanlar çıktı ki. Ne kadar mutluluk verici bir şey düşünüyorum. İnanılmaz anılar, inanılmaz güzel destekler. Gerçekten çok şanslıyım ben. Dünyanın en güzel dilek cümlelerinden biri. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. İşte benim öyle şarkım senin var ya Sezen Aksu'nun daha doğrusu. Tanrı iyi insanlar çıkarsın karşımıza diye o kız. Evet. O kızın şeyi. Peki Ayşegül yaşadıkların, anıların filan ürettiğin disiplinleri etkiliyor mu yazmada, şarkıda filan? Yani yaşadıklarını, anılarını mı daha çok seni motive eden onlar mı oluyor? Kaynak olarak söylüyorum. Yoksa
hayal gücümün eriştiği her şey her yer olabilir gibi bir şey. Hepsi birbirinden bu anlamda destek alıyordur herhalde. Ben onu analitik bir biçimde düşünüp şu anda yani tatmin edici bir cevap veremeyebilirim. Akışta olduğu zaman yani ben mesela bu kitabı da zihinsel akış yoluyla akış tekniği diye bir teknik varsa eğer o bilmeden bilinç çalışmadan akışı. Bu bilinç evet. akışı bilmeden o bilinç akışı desteğiyle evet. yazdım. Yazdım her şeyi öyle yazıyorum zaten. Taşıyor ve bunu taşıyor, kaydediyorsun. Evet. Mesela ne şey. Kadar çok güzel. İsterdim ki bunun bir kısmı bir aralar yazdığım şarkı sözlerini besteye dönüştürmekte. İşe yarasın. Ne kadar çok isterdim bunu. Belki Allah'ım, onun da zamanı gelecek. Bilmiyorum belki bir gökten vahiy iner bir şey olur. Birden böyle bir sabah bir kalkarım. Beste yapabiliyorum. Bence yani daha uzun yıllar çalışacaksın. Çok üretken ve çalışkansın. Bunlar olur. Belki bekliyordur yapmadığım değil. Hayatımda bir kere bir şeyi bestelemeye kalktım. Abi baktım belalımı bestelemişim tekrar. Evet kesinlikle. Abi daha önce bestelendi mi dedin? Evet belalım bu dedim. Peki bu yazma işine bir de şuradan bakalım. Sen tabii gazeteci bir babanın kızısın. Acaba öyle bir genetik hafıza bir aktarım da var mı yazma konusuyla ben ilgili? Ben buna çünkü inanıyorum. Evet. İnanıyorum çünkü babamın yazılarına benziyor bazı yazılarım. Babam spor yazarıydı ama çok lezzet koyar, baharatlar katardı yazısının içine. Aslında zaten baktığında ne yazdığından futbol, öte nasıl yazdığın? Hayır futbol baktığında son derece işte en formatif bir şey. Formatif bir şey evet. Evet. Ama o çok acayip yazardı. Biraz İslam Cübbi gibi. Evet. Zengindir benzetirlerdi yani. Evet. Ben de öyleyim. Yani herhangi bir şeyi herhangi biri gibi değil biraz daha farklı yazabiliyorum. Tamam. Zaten buna yazar deniyor. Yani estağfurullah daha öyle hissetmiyorum tabii ama önce yazmak mı var? Önce yazmak mı vardı, müzik mi vardı? Yazmak vardı. Yazmak vardı. 9 yaşında. Müziğe nasıl girdin? Yani müzik hayatına daha doğrusu nasıl girdi? Nereden başladı? Nasıl devam ediyor? Küçükken her şey olmak istiyordum. Yani hepsini bir arada. Ne mutlu ki, yani hala da olmaya çalışıyorum ayrı. Yeteneğim varmış olmak evet. istediklerime. Ne mutlu ki. Oyuncu olmak istiyordum. Annem beni sinemalara götürürdü. Özellikle de doktora götürmeden, doktora gittikten sonra söz alırdım. Böyle iki film arka arkaya olurdu. Doktora gitme koşulu iki film evet. arka arkaya evet, seyretmek. Evet, evet. Yoksa... Davutpaşa Ortaokulu'nda öğretmendi annem. Biz de Fındıkzade'de oturuyorduk. Orada Nilgül sineması vardı Fındıkzade'de. Oraya götürürdü annem beni. Çok hoş. Böyle büyülenmiş gibi seyrederdim ve oradaki oyuncunun yüzü eve gittiğimde benim yüzüm olurdu. Kendimi öyle hissederdim falan. Oyuncu olmaya da o zaman karar verdim. Sonra da şarkıcı olmaya karar verdim. Gayretlerimiz sürüyor. Maşallah. Barış Manço'nun Kara Sevda'yı sana yazdığı doğru mu? Yani benim için değil, yani yazdığı şeyi bana verdi tabii. Yani... Biz, onun o kara sevdasının benimle alakası yok. Yok kara sevdası sen misin gibi bir soru sormuyorum canım. Ne haddimize. Hayır aman estağfurullah. Ama kara sevdayı senin için yazdı. Benim için seni yazdı. Söylemen için yazdı. Yanlış anlaşılmasın diye inanılmaz bir özen gösterdim açmaya. Pardon. Şarkının hikayesini tabii. anlatır mısın biraz? Tabii. Ben çok cesurdum eskiden Ahmet. Gerçekten çok cesurdum. Nasıl yani? Büyüdükçe o cesaret mi... törpülenmeye başladı. Bayağı böyle... Kapıyı çalar, girerdim ben geldim senden şarkı ama istiyorum gençlikte diye. Gençlikte deli cesareti şarttır. O çok acayip. Niye büyüyünce biz böyle oluyoruz? Uslanıyoruz. İyi bir şey yani, değil herhalde. Hiç iyi bir şey değil uslanmak. Hiç hem de yani. Evet, o da severmiş beni. Lale inanılmaz eşi, bir kadın ve hala en iyi dostlarımdan biri. Mesafe olarak uzağız ama çok bağlıyız birbirimize. Dünyada, evrende... Türkiye'de Barış Manço'nun üç yeni şarkısını almış tek insanım ben. Diğer ikisi? Al Beni ve Hayır. Al Beni de çok güzel. Öbürü? Hayır. Hayır. Hayır ve Kara Sevda ilk albümümde vardı. Hayır'ı bir mırıldansana hatırlayamadım Hayır'ı. Hayır, yüz bin kere hayır, inanmıyorum sana, hayır. Şarkıyı hatırlıyorum zaten. Yalan söyledim biraz mırıldan. Teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğin için. Hayırlı Kara Sevda ilk albümüm. Al Beni ikinci albümümde.
yani gerçekten çok şanslıyım bu anlamda. Üç tane şarkısını söyleyen tek insanım. Al Beni de çok acayipti. Peki Firuzan her şeye rağmen yazmakta ısrar etmiş. Yani müthiş bir ısrar. Sen de hayallerinde ısrarcı mısın? Mesela hayallerine kavuştuğunu bugün itibariyle söyleyebilir misin? Memnun musun kendinden? Memnunum. Gerçekten memnunum. Dün bir röportaj yaptım. Orada da böyle bir soru sorulmadı ama sorulan sorular benim hep kendimden memnun olduğum noktada kendimi tekrar gözlemlememe neden oldu. Yani demek ki çalmadan oynayamıyormuşum ben. Demek ki bana sorulması gerekiyormuş. Bu yaşımda benim tekrar kendimi keşfedebilmem ve anlayabilmem için. Yani oturduğum yerde ben hep ileriye bakıyorum, anı yaşamaya çalışıyorum. Ama geçmişle şimdi arasındaki Ayşegül'ü düşünme, analiz etme, yani böyle bir gerek duymuyorum. Ancak sorulduğu zaman kendimi dinlerken fark ediyorum, evet. Yani memnunum vallahi. Güzele sorarlar. Yani güzellik başa bela. Aşkın tanımı nedir sence? Çünkü herkese göre başka bir tanımı oluyor. Herkes farklı bir biçimde yorumlayabiliyor. Çok da haksız değiller. Çok muğlak bir şey çünkü diye. Aşk ben, kadını falan diyorlar. Ben yok, tam yok, ne olduğunu bilmiyorum ama. Ben de sevmiyorum. O aşk kadını ne demek? Ne ben demek Ali'nin yani? Verdiği cevaptan çok etkilenmiştim. O cevabı vereceğim sana. Tariflerle ilgilenmiyorum dedi. Evet. Aslında ne kadar güzel bir cevap baktığında. Güzel bir kaytarılan bir cümle yani. İşte şu, bir kaytarma cümlesi. Biz ilgileniyoruz seni efendim. Seni azade yani. Kılıyor. Çok acayip bir şey. Biz ilgileniyoruz yani tariflerle mecbur. Yani özellikle de aşkı tanımlamak, ne olur yanlış anlama, sorduğun soruyla ilgisi yok. Böyle anket defterlerini de sorarlardı eskiden. Aynen, sen hiç anket aynen. defteri cevapladın tabii mı? Canım. Tabii canım. Tabii. İlişkinin, ilişkinin. Ortaokul, lise hep biz anket defteri doldurduk yani. İlişkinin en şey yoluydu birbirine ulaşım. Da garanti yoluydu. Yani hakkında ne düşündüğünü öğrenirdim falan filan. Yani aşkı tarif etmek yani yüzyıllardır o kadar çok tarif edilmiş, şarkılar söylenmiş, romanlar yazılmış. Herkes kendi en son yaşadığını belki tarif eder, bilemiyorum ki. Yani? Yanisi olmaz, o da seyrediyordur programı. Şey, birilerini havaya sokmayalım. Havaya sokmayalım. Tamam, bu çok mücbir bir sebep. Hemen geçiyorum. Sebep, peki evet. Tamam. Peki kolay reddedebilen birisi misin insanları? Mesela hayır diyebilmek ne demek senin için? Zamanla öğrendim hayır demeyi. Eskiden ayıp olmasıncıydım daha çok ama bana ayıp oluyordu. Ben şey diye düşünüyorum Ayşegül katılır mısın? Çocuklarımıza özellikle de kız çocuklarımıza önce hayır demeyi öğretmemiz lazım. O kadar doğru ki. Öğrettin mi sen? Öğrettim. Kızım öyle bir hayır der ki yer gök sallanır bir daha soramazsın. Şahane. İyi bir şey değil mi? Çok. Doğru bu yani. Küçükken kızımın öyle yetiştirilmemişim. Kızımın dünyasını karartmadım yani. Yok yok yo, o kadar doğru ki. Yani bir kızım olsaydı, bir çocuğum olsaydı kız ya da erkek hiç fark etmez. Böyle yetiştirmeye çalışırdım gibi geliyor. Sence insanı reddettikleri mi büyütür? Ben bazen kendimi şöyle tarif ediyorum. Bir arkadaşımla bir gün konuşuyorduk. Sonra o bana bunu çok sık hatırlattı. Yani dedi ki sen yani eskimeyen böyle zamansız bir yolculuğun var senin dedi. Eskimiyorsun dedi. Evet, hala öyle. Varsın dedi. Dedim ki reddettiklerimle ben bu noktadayım demiştim galiba ona. İşte tam da bu. Hayır demeyi bilmek de bu zaten. Evet. Evet arkadaşının düşüncesine ben de katılıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim sen hatırlanan değil sürekli bildiğimiz dikkatimizde olan birisin. Seni zaman zaman hatırlamıyoruz. Ne güzel, hep biliyoruz ne yapıyor, ne ediyor. Gözümüz değdiği anda gözümüz orada kalıyor. Bakıyoruz şimdi neyle uğraşıyor, ne yapıyor diye. Arkadaşına katılıyorum. Nazan Öncel'in şarkısı Beni Hatırla hakkında şöyle bir yorumun var. Ben olsam bu şarkıyı bana vermez kendime saklardım demişsin. Hala aynı fikirde misin? Aynı fikirdeyim tabii. Çok şahane söyledin çünkü o şarkı. Çok teşekkür ederim ama yani. Klibi de çok güzel. Çok cömert ayrıca. Değil mi? Ne kadar cömertler. Sezen olsun, Nazan olsun. Yani Sezen de öyle şarkılar verdi ki yani. Sezen Aksu. Ama sormadan pişman olmuş. Sormadan, sonradan pişman olmuş. Sonradan pişman olmuş. Bir harf için birbirimizi kırmayalım. Sonradan, sormadan pişman olmuş. Ben keşke bunu vermeseydim demiş. Bana söyledi bunu. Olabilir ama onda da bir tatlılık var. Var tabii olmaz. O kadar cömert ve gönülleri açık ki yani. Çünkü Sezen Aksu da başta olmak üzere. Bunlar çok üretken, iki adımda bir hit yakalayan besteciler,
yaratıcılar çok müthiş bir şey. Sezen Aksu'nun yüzlerce hiti var. Evet. Yüzlerce. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Yani iki şarkıyla bu nasıl bir akış, nasıl bir... Devamlılık evet, akış, değil mi? Devamlılık, evet. Ha. Çok acayip. Bitmiyor evet. Yani. Deliler muhtemelen. Muhtemelen değil yani. Tabii deliler. Ki deliler yani. Deliler, evet.